bir takım uyarılma düzeylerinden bahsedeceğiz ve tamamen duyumla ilgili. Birincisi yetersiz uyarılma. Tamamen adından anlaşılabilir. Organizmanın harekete geçmesine yetmeyecek kadar az ya da düşük şiddette uyarılmasıdır yetersiz uyarılma. Mesela uzun süre hücrede kalmak bir yetersiz uyarılma örneğidir ve bünyeyi rahatsız eder. İkincisi aşırı uyarılma. Yetersiz uyarılmanın tam tersi bir durumu ifade eder. Organizmayı harekete geçirecek uyarıcı miktarı çok fazladır ya da şiddeti çok yüksektir. Çok acıkmak, çok soğukta kalmak ya da çok sıcakta kalmak birer aşırı uyarılma durumudur. Aşırı uyarılma ve yetersiz uyarılma bireyde gerginliğe sebep olur uzun süreli ya da şiddetli olursa eğer ruh sağlığının bozulmasına kadar gidebilir. Burada önemli bir nokta var sorularda karşınıza çıkar ise eğer nasıl sorulduğuna bakacaksınız yetersiz mi aşırı mı olduğunu anlayabilmek için. Şöyle ki mesela çok soğukta kalmak diye ifade edilirse bu bir aşırı uyarılmadır sıcağın yetersiz olması diye ifade edilirse bu bir yetersiz uyarılmadır buraya dikkat etmekte fayda var. Üçüncü durum dengelenme ya da homeostasis. Aşırı ya da yetersiz uyarılırsak şayet organizma dengeyi korumak için ve normal yaşantısına dönmek için tamamen otomatik bir takım hareketler yapar. Mesela çok sıcakta terleriz, çok soğukta titreriz. Dolayısıyla vücudumuz kendi kendini dengeler. Bu dengelenme durumu olmaz ise ölüme kadar gider. Duyarsızlaşma. Belli bir uyaranla sık sık karşılaşıldıktan sonra Tepkinin artık giderek daha az gösterilmeye başlanmasıdır. Hastanelerin acil bölümünde çalışanlar bir süre sonra artık yaralı insanlara karşı duyarsızlaşırlar. Ya da e, uzun süredir evli kalan insanlar bir süre sonra kavga etmezler mesela çünkü birbirlerine karşı duyarsızlaşırlar. Beşincisi alışma ya da duyusal uyum. Bu tamamen duyu organlarıyla alakalı bir durumdur duy organlarının belirli bir süre sonra uyarıcıya alışmasıdır. Saatin sesini belli bir süre sonra duymamaya başlamak gibi. Ya da mesela gece yattığımızda ilk başta karanlıkta gözümüz çok rahatsız olur. Hiçbir şeyi göremeyiz ama bir süre sonra gözümüz seçmeye başlar. Bu gözün uyum sağlaması demektir. <laughs>